Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli bir pasta hazırlayacağız. Porsiyonlu pasta. Dışarıda tanesini 50 liraya 60 liraya aldığınız pastayı malzemelerini alıp aynı pastadan hazırlayabilirsiniz. Hem de aile boyu yiyebilirsiniz arkadaşlar. 3 tane orta boy yumurtayı derince bir kabın içine alıyorum. Kekini hazırlayarak başlayacağım. Evimizde klasik bardaklarla 200 ml bardakla yarım su bardağından bir parmak kadar fazla toz şeker, bir paket vanilyayı da ilave ediyorum. Açık renk olana kadar ortalama 3 dakika boyunca çırpıyorum. Bu şekilde köpük köpük olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa pandispanyanız, yani kekiniz yumuşak olmayacaktır. Şöyle yarım su bardağı, hatta yarım su bardağından bir parmak da az süt. Artık bundan sonraki işlemimiz muhakkak eleyerek olmalı. Bir paket kabartma tozu, bir su bardağı un, 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao. Bütün malzemeleri güzelce eliyorum. Yüksek olmadan sadece karışana kadar diyorum arkadaşlar. Şöyle öncesinde bir çırpayım, her yere dağılmasın. Sakın çok fazla çırpmayın, havasını da indirmeyin. Yeterli. Şöyle güzelce karıştırayım. Kıvam bu şekilde olmalı. Çok sakın fazla koymayın. Yumurtanın büyüklüğüne göre unun miktarı değişebilir. O yüzden bir bakın, unu ona göre ilave edin. Yarım su bardağı ile bir su bardağı arası unu katabilirsiniz. Tamamdır. Karışımı ortaya döküyorum. Bu arada fırınınızda yapmaya başladığınızda açın, ısınmaya başlasın arkadaşlar. Spatula ile hafif şöyle yayıyorum. Çok kalın olmayacak. İnce bir tabak olması gerekiyor. Vuruyorum. Daha düz bir şekilde pişmesi için. Şöyle fırına dayanıklı bir kabın içine suyu koydum. Bunu fırının en alt tabanına yerleştireceğim. Bu sayede kekim, yani pandispanyam daha yumuşak olacak. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce ortalama 20 dakikada pişecektir. Keki fırından çıkardım. Tam 15-20 dakika arasında pişti arkadaşlar. Böyle kekisini alacağım. Kağıttan çıkarmaya gerek yok. Şöyle ben birkaç tane denedim. Çok israf etmeden, böyle çok fazlasıyla yuvarlak çıkarabilmek için. Şöyle normal bir su bardağıyla tam dikkatli bir şekilde çıkarın. Ne kadar fazla yuvarlak çıkarsa o kadar fazla pastamız olur. Ben buradan böyle 4'er tane çıkarmayı hedefliyorum inşallah. Yumuşacık olmuş keki. Bakın pamuk gibi. Kan kekleri isterseniz ufalayıp aralarına da koyabilirsiniz. Ama ben iki kat kek kullanacağım için bunları kullanmayacağım. Böyle ezeceğim. Birazcık hazırladım kremadan falan kalanlarla. Minik atıştırmalıklar yapacağım. Ziyan olmayacak yani arkadaşlar, asla. Kekleri şöyle kabın içine alayım arkadaşlar. Toplamda 19 tane çıkardım. Yani hemen hemen 9-10 tane kadar pasta yapacağım. Böyle kalınları tek, inceleri ikili olarak kullanacağım. Bakın şunlar çok kalın mesela, şunlar çok ince. Böyle kenar kısımları ince oluyor. Çünkü siz de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen krema kısmını hazırlamaya geçeceğim. 2 paket 400 gram kremayı şöyle derince kabın içine alıyorum. 1 paket krem şantiyi koyuyorum. Şimdi kıvam alana kadar çırpıyorum. Çok aşırı da çırpmayın. Bu sefer kremanız çok
tereyağı kıvamına gelecektir arkadaşlar. O yüzden şöyle karışana kadar, yani kıvam alana kadar çırpın. Önce şöyle çırpın yağlamasın. Bakın böyle olması gerekiyor. Aşırı da çırpmayın sakın. Tereyağının kıvamına gelir. Ve kötü bir görüntü olur. Bermeli usulü, yani bir demliğin içerisine su doldurdum. Ocağa koydum. Tabağın içerisine çikolataları küçük küçük doğradım arkadaşlar. Attım. Sakın suyla temas ettirmeyin. Bir damla bile su giderse asla bu çikolatayı hazırlayamazsınız. Bozulacaktır. 200 gram bitter çikolatayı bermeli usulü erittim. Şimdi bunun içerisine katıyorum. Ve şunu belirteyim, soğuması lazım. Ben pasta yapmaya başlarken çikolatamı erittim ilk önce. O çok önemli. Lütfen ona çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce yediriyorum. Kremam artık hazır. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Kremayla krem şantiyi çırparken çok dikkat edin lütfen. Güzelce çırpın. Bakın olması gereken kıvam. Bu çikolata da girince tabii ki kıvamı daha güzel oldu. Artık bununla tüm pastamı yapıp bitireceğim. Başka öyle krem şanti, krem hiçbir şeye gerek yok. Şimdi artık içine istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben muzlu yapacağım. Çocuklar muzu sevdiği için. Birazcık da frambuaz hazırlamayı düşünüyorum. Artık pastamın yapımına geçebilirim. Bunu aldım. Şöyle kalın olanları alta doğru koyacağım. İnce olanları da iki kat hazırlayacağım. Şöyle 9 tane pasta yapacağım. Muzla frambuaz kullanacağım. Siz de sevdiğiniz meyveleri katabilirsiniz. Ben şöyle pasta jelatini kullanacağım. Bu birçok yerde satılıyor ve çok da uygun. Bayağı da kullanıyorsunuz. Hemen hemen bir 50 liraya falan alırsanız bunu birçok kez kullanabiliyorsunuz. Ben ölçülerine göre şöyle kestim. Şu şekilde yapıp kestim. Birazcık geniş kenarlardan hafif açık bırakacağım. Yani şöyle oturttuğum zaman kenarları birazcık açık kalsın. Şöyle koyuyorum. Hafif kenarlardan açık kalacak şekilde bant takıyorum. Hemen şu kısmı. Burasını bantlıyorum. Daha sonrasında geri açacağım. İçine yerleştiriyorum. Hemen diğer hazırladıklarımı da ben şöyle yerleştireyim. Islatma falan yapmayacağım. Kek yeterince yumuşak. Yine güzelce hazırladım. İçerisine hazırladığım karışımda şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar koyuyorum. Kenarlarına değsin arkadaşlar. Zaten değdireceğiz. Bulanması için şöyle dışına doğru buluyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamen dışına verin. Tamamen dışını şu şekilde bir kaşık yardımıyla bulayın. Kenarlarına böyle değmesi falan hiç sorun değil arkadaşlar. Zaten çıkaracağız. Şu şekilde tamamen dışarıdan baktığınızda çikolata kaplı gözüksün. Bol bol sürmeniz gerekiyor. Arasına şöyle birkaç tane muz koyuyorum. Tekrardan bir tane daha kek bırakıyorum. Bunun üstüne frambuazlardan bırakacağım şöyle. Biraz buzlu olduğu için birkaç tane bırakmanız yeterli. Kalan kremadan üstüne birer kaşık koyup kapatacağım. Bunu komple şöyle düzeltiyorum. Şimdi dolaba kaldıracağım. Dolapta normal gözünde en az 5-6 saat dinlendirin arkadaşlar. Benim çok bir zamanım yok. 2 saat anca dinlendirebileceğim.
Şöyle üstten düzeltiyorum. Bu kadar yetti. Bazılarına tam olarak yetmedi ama olsun, sorun değil. Şöyle düzlüyorum. Biraz sonra görüntüsünü çok beğeneceksiniz. Pastaları tam tamına 3-4 saattir dinlendiriyordum. Dolabın buzlu kısmında arkadaşlar. Normal gözünde dinlendireceksiniz. Bir gece dinlendirmelisiniz. Şimdi hemen şöyle servis tabaklarına çıkarıp süsleme işlemini yapacağım. Sizin için 4 tanesini hazırlayacağım. Diğerlerini bırakacağım. Daha sonra hazırlayacağım. Şöyle bir tane spatula ile alabilirim. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde çıkıyor. Mantığını çıkartıp geçiyorum. Şöyle bakmadığım yerde daha fazla dinlendirseydim daha iyi olacaktı tabii ki. Birazcık şöyle hafif kakao serpiyorum. Bırakacağım. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir tane de şöyle krem küsümü koyacağım. Bu sadece süsleme amaçlı arkadaşlar. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben evdeki olanlarla böyle süslüyorum. Bir de şöyle kremanın güzelliğini sizlere göstereyim. Ondan sonra ortasından da keseceğim. Şöyle çok bozmadan kenarından kesmek istiyorum. İçi de gerçekten çok güzel olmuş. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem porsiyonluk olabilecek hazırı en yakın pasta diyebilirim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan ilk önce haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Başka lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.